Mardin'in Artuklu Yeşilli Karayolu'nda İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait devriye görevi yapan polis ekibini taşıyan aracın devrilmesi sonucu iki polis yaralandı. Yaralılardan Samsunlu polis memuru Okay Uçar kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şehit Oktay Uçar'ın naaşı askeri kargo uçağıyla memleketi Samsun'a getirildi. Şehidin cenazesini Samsun Çarşamba Havaalanı'nda AK Parti milletvekilleri Fuat Köktaş ve Ahmet Demircan, Cumhuriyet AK Partisi milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Vali Vekili Osman Nuri Çobanoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Yaşin, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, Cumhuriyet AK Partisi İl Başkanı Dinçer Soylu, protokol üyeleri, askeri erkan ve meslektaşları karşıladı. Mardin'de bir ay önce göreve başladığı öğrenilen şehit polis memuru Oktay Uçar'ı havaalanında karşılayan 63 yaşındaki babası İzzet Uçar ve 61 yaşındaki annesi Sabriye Uçar gözyaşlarına boğuldu. Anne Sabriye Uçar, oğlunun uçaktan indirilen Türk bayrağına sarılı tabutunun peşinden giderek ağıtlar yaktı. Şehit eşiyle birlikte Samsun'a gelen 25 yaşındaki Zehra Uçar, 2 yaşındaki kızı Cemre Uçar'ı bir an olsun kucağından indirmedi. Cemre Uçar, annesinin kucağında babasının peşinden gözyaşı döktü. Samsun Çarşamba Havaalanı'na askeri uçakla getirilen şehit Uçar'ın cenazesi, buradan Bafra ilçesi Hacı Nabi mahallesindeki baba evine gönderildi. Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'in desteğiyle ayakta duran şehidin babası İzzet Uçar, oğlunun cenazesi evine getirildiği sırada gözyaşlarını tutamadı. Şehit Uçar'ın eşi Zehra Uçar sinir krizi geçirirken 2 yaşındaki kızı Cemre Uçar da gözyaşlarına boğuldu. Şehit Uçar'ın cenazesi yarın öğle vakti Mevlana Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedilecek.